Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere Valorant'la ilgili thumbnail nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Valorant'la ilgili thumbnail yaparken de Berkay Okyar'ın kanalı aklıma geldi. Buradaki Valorant'la ilgili thumbnail'ları nasıl yapabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken thumbnail'ları genelde ikiye böldüğünü fark ediyoruz. Burada böyle hep ikiye bölüyor. Sol tarafa bir konuyu ele alıyor. Sağ tarafta da bir konuyu ele alıyor. Biz de aynı bu şekilde bir Valorant thumbnail'ı yapacağız. Şunun gibi yapabiliriz, bunun gibi yapabiliriz. Ekranı ikiye böleceğiz. Sağ solu da ayarlayacağız bütün detaylarıyla. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle bizim bir thumbnail çalışması açmamız lazım. 1280'e 720 olacak bir şekilde projemizi açıyoruz. Projemizi açtıktan sonra arka planı hemen siyah yapalım. Gözümüze alıyor çünkü. En azından benim gözümü alıyor. Kanalımda 1-2 hafta önce sanırım Valorant GFX pack paylaşmıştım. Bunu indirebilirsiniz çünkü Valorant'la ilgili bir tasarımcıysanız burada birçok şey var. Bir ton wallpaper falan filan her şey var yani. Aradığınız her şeyi buradan, yani çoğu şeyi buradan bulabilirsiniz yenilikler haricinde. Öncelikle ekranı ikiye bölmem lazım. Benim ekranı ikiye bölmek için şöyle boş bir katman açıyorum. Buradaki seçme aracına gelip şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Rengini beyaz yapıp G'ye basıp, yani boya kovasına basıp bir kez tıklıyorum. Böyle bir çubuk oluşturmuş oluyorum. Bu çubuğu ortalıyorum. Tam şöyle ortalamış olduk. Çubuğun boyutu kalın gelirse eğer shift tuşuna basarak şöyle bunu biraz daha inceltebilirsiniz. Kalın değil diyorsanız da ayarlarsınız işte siz bunu. Şimdi bizim bu çubuğu renkli bir hale getirmemiz lazım ama bunu yapmadan önce ben sol ve sağ tarafa bir arka plan koymak istiyorum. Arka planları yerleştirmek istiyorum. Mesela burada ne yapmış? Yeni ajan yeteneği demiş. Büyük değişiklikler demiş. Sol tarafa Valorant'taki yeni bir ajanla ilgili bir görsel konulmuş. Sağ tarafa da gelecek güncellemeler için karakterlerin resimleri konulmuş. Biz de aynı şekilde yeni ajanla ilgili bir görsel bulacağız. Bunun için de şimdi yeni ajanın adı belli olduğu için ben buradan bir görsel alacağım. Ya bunu da alabilirim de şunu kullanmayı tercih edeceğim. Hemen bunu bilgisayarıma indiriyorum ve şöyle Photoshop'a aktarıyorum. Beyaz çizginin de altına alıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu, alt tarafa yazı geleceği için karakterleri biraz daha şöyle yukarıya doğru koymalıyız. Hatta bunu buraya koyarsak daha güzel olacak. Ya da sola koyarsak da şöyle yansıtmamız gerekebilir. Ben böyle bunu sağ tarafa koymayı tercih edeceğim çünkü daha güzel bir görünüşü olacak. Bunun alt tarafı boş kalacak biliyorum. Ama şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle bir sol tarafını silelim. Önce bunu rasterleştirip sol tarafını silelim. Bu altta kalan kısmı tamamlamak için yapacağımız bir işlem var ama ondan önce şuradaki yazıları da bir yok etmek istiyorum. Yazıların olduğu bölgeyi seçiyorum. Shift ve silme tuşuna basıyorum ve böyle bir seçenek çıkıyor. Direkt olarak tamam diyorum. Bize bunu robot otomatik olarak dolduruyor. Bizim için ayarlıyor bunu. Çok güzel bir sonuç vermiyor. Evet, bazen çok güzel sonuç veriyor. Fotoğrafa göre değişiyor ama en azından yazıyı falan yok edebiliyoruz. Yani zaten buraya şablon falan geleceği için çok fazla belli olmayacak. Şimdi bunun alt tarafında aynı şekilde Shift ve silme tuşuna basıp bu şekilde doldurduğumuz zaman buradaki arka planı tamamlamaya çalışıyor. Zaten dediğim gibi buraya şöyle bir dikdörtgen falan filan geleceği için buralar çok fazla belli olmayacak. Burayı bu şekilde tamamlamış olduk. Eğer ki biz burayı tamamlamasaydık, buraya şöyle dikdörtgeni eklediğimizde arka plana başka bir arka plan daha eklememiz gerekecekti. Biz bu yöntemi kullanarak zamandan tasarruf ediyoruz kısacası. Şöyle burayı tamamlayalım ve güzel bir hale getirelim. Çizgimizi açalım. Çizgimin rengine birazdan karar vereceğim. Şimdi sol tarafa benim çok fazla, yani birden fazla ajanın olduğu bir wallpaper eklemem lazım. Bunun gibi olabilir mesela. Ya yani birden fazla 2-3 tane ajanın olduğu bir şey ekleyebilirim. Ya da direkt ajanların PNG'leri var. Oradan da ekleyebilirim. Şöyle bir görsellere bakalım iyice. Şu görseli kullanmayı tercih ediyorum.
çünkü hoşuma gitti bayağı. Şu şekilde kullanacağım. Şunu da altına alalım hemen. Yani bence böyle güzel duracak gibime geliyor. Şöyle biraz daha bunu yukarı alabilirim hatta. Burayı aynı şekilde çift ve silme tuşu yapacağım. Bu sayede burayı da robot otomatik olarak doldurmuş olacak. Şimdi ortadaki çizgimizin bir belirli bir rengi yok. Buraya renk vermek için buradaki boşluğa iki kez tıklıyorum. Buradan buna renk kaplama vereceğim. Renk kaplama rengi beyaz olduğu için şu anda beyaz veriyor. Aslında degrade de ayarlayabiliriz de ona bakarız. Şöyle bir parlak bir turuncu yapsak güzel duracak gibime geliyor. Şöyle bir sarı yapalım burayı. Sarı turuncu arası. Dış ışıma vereceğiz. Dış ışımanın renginin yine buna yakın bir renk olması lazım ki böyle parlasın. Buradan bunun parlaklık ayarlarını yapacağız. İç ışıma vereceğiz. İç ışımayı beyaz ve kaplama yaparsanız şöyle gördüğünüz gibi daha çok parlamasını sağlayabilirsiniz. Saten verelim ama sateni de çok yoğun yapmayacağız. Çünkü saten içini birazcık şöyle koyulaştırıyor. Burada gördüğünüz gibi. Dış ışımadan bunun parlaklığını yayılmasını biraz daha açabiliriz. Daha çok belli olsun istiyorum. Ve rengini de biraz daha koyu yapmak istiyorum. Daha turuncuya yakın. Şöyle bir şey sanki daha güzel oldu. Bunun rengi hoşunuza gitmedi diyelim. Hemen buradan katman stilini rasterleştir diyorsunuz. Bunun buradan hop böyle rengini CTRL-U yapıp istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ama sanki şu anda sarı turuncu gibi uygun olacak. Böyle kalsın direkt. Buradaki dikdörtgenleri nasıl yapacaksınız bunu göstereceğim. Bunun için iki yöntem var. Birincisi buradaki dikdörtgen aracına basıp şöyle bir şey oluşturmak. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben bunu tercih etmiyorum. Bunun yerine boş bir katman açıyorum. Şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorum ve buna beyaz renk veriyorum. Daha sonrasında burayı parlatıyorum. Mesela thumbnail'larda nasıl yapmışlar? Sol tarafa mavi şey koymuşlar, sağ tarafa kırmızı şey koymuşlar. Ve üstüne de beyazla yazı yazmışlar. Gölgeleri de var. Şimdi buraya turuncu, buraya mavi, mor gibi bir şey yapabiliriz. Arka plan rengine daha uyumlu olacağı için yeşil de yapabiliriz. Hemen bunun renk ayarlarına geliyoruz. Buradan degrade kaplamayı açıyoruz. Bakın şu an bu renk çok güzel. Ama turuncusu çok. Bunun turuncusunu birazcık daha açalım şöyle. Buna yine aynı şekilde dış ışıma vereceğiz. İç ışıma vereceğiz. Gölge vereceğiz. Saten vereceğiz. Ve dış ışımanın ayarlarını yapacağız. Şöyle sanki daha iyi gibi durdu. Bunu yaptıktan sonra bunu Ctrl+J yaparak kopyalayıp sağ tarafa bu şekilde yani göz kararı ortalayarak yerleştireceksiniz. Bunun katman stilini her seferinde uğraşmamak için yeni stil deyip stil olarak ekliyorsunuz. Burada zaten sizin stilleriniz gözüküyor. Diyelim ki şöyle bir şey oluşturdunuz. Yeni bir thumbnail'da. Buradan gelip stillerden seçtiğinizde otomatik olarak bu rengi seçecektir. Yani her seferinde uğraşmanıza gerek yok. Ben şimdi bunun katman stilini rasterleştireceğim. Ve bunun rengini de Ctrl+U yaparak şöyle maviye kaydıracağım. Mavi bir parlaklık deneyeceğim. Çok koyu olmasın ya. Şöyle açık daha güzeldi. Böyle iyi gibi sanki. Şimdi bunu da ayarladıktan sonra bizim yazıları yazmamız gerekiyor. Yazılara nasıl yazacağız? T'ye bir kez basıp ekrana bir kez tıklıyorsunuz. Buraya yeni ajan diyelim. Şöyle ortalı bir şekilde yapalım. Ve bunu büyütüp buradaki kutucuğumuza yerleştirelim. Hatta ayrı ayrı yazarsak daha istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Yeni dedik. Alt tuşuna basarak kopyaladık. Ajan dedik. Bunu da buraya yerleştirdik. Şimdi bunlara yazıları beyaz yapıyorlar. Benzerlerini yapmak istiyorum. Sadece gölge vereceğim. Gölgelerini ayarlayalım hemen. Gölge dedik. Gölgelerinde fark ettiyseniz yani tam olarak gölge değil. Sadece arkasında bir yansıma gibi duruyor. Yani bunun gibi yayılması yok. Yayılmasını kısalttık bayağı.
Şöyle uzaklığını ve boyutunu ayarlamamız lazım bizim. Şimdi bunu biz sola doğru bükeceğimiz için ben bunun gölgesini sağa doğru ayarladım ve bu şekilde ayarladım. Bunun katman stilini kopyalıyorum. Üstteki yazıma da yapıştırıyorum. Aynı şekilde o da böyle bir yazıya sahip oluyor. Bu arada fontumuzun adı Tactic Sans. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Sol tarafa da yazımı kopyalıyorum. Büyük değişiklikler yazmışlar. Hemen buraya da büyük değişiklikler yazalım. Şöyle büyük. Şimdi bunların hepsini seçiyorsunuz. Hepsini birleştirmek için Ctrl'e E yapıyorsunuz. Eğer daha sonra değiştireceğiniz bir şey PSD falan yapacaksanız burayı birleştirmeyin. Ctrl'e T yapalım. Perspektif diyelim. Burayı şöyle büktük. Biraz da yukarıdan aşağıya doğru bükelim. Yani şöyle. Yazı ve arka planı beraber bükerseniz tam uyumlu olacaktır. Burayı da aynı şekilde birleştirelim. Ctrl'e E yapalım. Burayı da büktükten sonra bak gördüğünüz gibi arka planı robot otomatik kapatmasına rağmen çok fazla belli olmuyor artık. Sanki arka plan devamıymış gibi duruyor. Yani oraya çok dikkat etmezler. Şimdi yapmamız gereken ya CC vermek olacak ya da ya böyle de bırakabilirsiniz aslında da ben devamı olarak söyleyeceğim bunu. Benim kanalımda böyle bir pack var. Açıklamaya, karta linkini bırakıyorum. Bu pack'i de indirebilirsiniz. Bu pack'in içinde çok güzel CC'ler var. CC dediğimiz filtreler diyeyim ben size kısacası. Bu filtreleri kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Hepsini bu şekilde teker teker deniyorsun. Gözünüze güzel gelen bir tanesi illaki olacaktır. Şu şekilde deneyelim. Mesela bu güzel duruyor, 10 numara. 12 aynı şekilde güzel duruyor. Bir canlılık katıyormuş gibime geliyor. Şöyle 10 ve 12 arasında kaldım ben. Diğerlerini silebilirim. Bu mu? Bu mu? Ben 10 numarayı kullanacağım sanırım. Bir daha bakayım. Aynen 10 numarayı kullanacağım. Bu CC'yi kilitledik. Şimdi bizim görsellerde önemli yerleri parlatmamız lazım. Boş bir katman açıyoruz. Fırçamızı seçiyoruz. Fırçamızın rengi beyaz olacak. Ve modunu da kaplama yapacağız. Mesela karakterin eli, yüzü falan filan parlasın. Diğer karakter de aynı şekilde. Şimdi bunları parlattıktan sonra şimdi bu çok parlak olduğu için opaklığını şöyle kısacağız. Ne oldu? Böyleyken böyle oldu. Birazcık daha parlatmış olduk yani. Daha güzel bir görünüm sağlıyor bizim için. Başka da eklenecek çok bir şey kalmadı yani. Thumbnail'ın çok benzerini bu şekilde yapmış olduk. Bu videonun burada sonuna geleceğim. Yani bu tarzda videolar vesaire istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.